Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ben öncelikle bu kardeşime Allah subhanahu ve teala rahmet etsin diyorum. Rabbim böyle kimselerin sayesinde Rabbim artırsın. Bulunduğu durumun eksikliğini görmesine rağmen eğer İslam dinini dert edinmiş ve insanlara bu dini, bu daveti götürmeye çalışıyorsa Allah subhanahu ve teala böylelerinden razı olsun. Böyle insanlar sayısı arttıkça bizim davetimizin de ulaştığı insan sayısı artacaktır. Böylesi kendisince eksikliği olmasına rağmen eğer kendisinde o özgüveni bulup bu din için dertleniyor ve bir şekilde bu dine hizmet edebileceğini düşünüyor ise biz bu konu hakkında daha da umutlu olmamız lazım. Bulunduğumuz duruma, bulunduğumuz hangi nimetlerin üzerinde isek, maddi veyahut manevi, ne kadar imkan üzere isek, böylesi kardeşlerimizin var olduğunu bilip, böylesi kardeşlerimizin olduğunu düşünerek hareket etmemiz ve insanlara daha da hevesli bir şekilde davetimizi götürmemiz gerekli. İkincisi, bu kardeşimize öncelikle ben bir tedavi olmasını, bunun için de bize yazsın, Allah'ın izniyle tanıdığımız bir abiye yönlendirelim. Kekeme konusunda Allah subhanahu ve teala'nın izniyle, Rabbimin dilemesiyle, Şafi ismiyle muamele ederse Rabbim muamele etsin. Ona yönlendirelim, o abi ilgilensin. Üçüncüsü, kendisi bu tip insanlarla İslam davasını anlatırken İslam'ın böyle Allah'a sığınırız ki İslam güçtür, İslam izzettir, İslam şereftir. İslam'la şereflenen insanlar güçlenir, izzetlenir. İslam aksi halde onunla güçlenmeyen, onunla izzetlenmeyen, ona ilgi duymayan insanlardan dolayı hiçbir şekilde güç kuvvet kaybetmez. Bu yüzden kardeşimiz İslam'ı anlatırken İslam'ın izzetliğini düzgün bir şekilde karşı tarafa aktarabilecek metotlar, formüller bulsun. Bunun için de kendi bulunduğu durumdan dolayı karşı tarafı bu konu hakkında İslam'ı davet etmek yerine daha hikmetli bir şekilde hareket etsin. Allah subhanahu ve teala dedi ki Rabbine güzellikle ve hikmetle davet et. Yani karşındaki insanı davete götüreceksek hem güzellikle hem de hikmet gözeterek, artısını eksisini gözeterek, doğrusunu yanlışını gözeterek, bulunduğumuz ortamı gözeterek ne yapmamız lazım? Daveti karşı tarafa iletmemiz gerekli. Kardeşimiz bu konu hakkında yapması gereken şeylerden birisi öncelikle böylesi insanlara video linki gönderebilir. Daha iyi anlatan insanlarla karşılaştırabilir. Onlara götürebilir ya da onu onlara getirebilir. Yahut bir kitap götürebilir, risale verebilir. Bu konu hakkında daha da güzel bir şekilde ne yapmış olur? Hareket etmiş olur. Yani İslam sanki acizmiş, İslam böyle pasif bir dinmiş, İslam böyle özürlü, böyle aciz, engelli insanların diniymiş gibi algı oluşmamış olur. Allah'a sığınırım, kardeşe de bu hitaplarda bulunmuyorum. Sadece karşı tarafın çirkin algısından bahsediyorum. Biz hüsnü zanla zaten yaklaşırız kardeşimize. Hüsnü zanla hareket ederiz ama karşı taraf bu şekilde hareket etmez. İnsanların kalpleri kirlendiğinden dolayı düzgün düşünemezler. Biz İslam'la şereflenmeden önceki kalbimiz ve şimdiki İslam'la şereflendikten sonraki kalbimizin arasına fark bakarsak, aramasındaki farkı görmeye çalışırsak, onların durumunu daha iyi anlayabiliriz. Böylesi insanlara da davet götürürken bunları gözetmiş oluruz, gözetebiliriz. İnşallah bu konu hakkında bize yazsın. Allah subhanahu ve teala'nın izniyle bu işin ehli olan abiyle tanıştıralım. Allah subhanahu ve teala ona da rahmet etsin. O da inşallah ilgilenir. Bu kusurunu, bu aciziyetini Allah'ın izniyle, biiznillah üzerinden kaldırmış oluruz. İkincisi de dediğim gibi kendisi video linki gönderebilir böylesi insanlara ya da bir broşür çıkartıp o broşürle kısa ve öz daveti onlara ulaştırabilir ya da kendisinden daha iyi bu konuları aktarabilecek, dili, sağlığı daha düzgün olabilecek, belakatı daha düzgün olabilecek, ilmi daha düzgün ileri olabilecek bir kardeşle onları tanıştırabilir. Bu şekilde daha iyi bir hizmet edebilir inşallah.